merhabalar Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz bu videomda fırın kullanmadan şahane bir pasta yapacağız ee, borcamda yapabileceğiniz çok lezzetli aynı zamanda çok gösterişli bir tatlı olacak Şimdiden iyi seyirler dilerim Öncelikle 3 kutu 3 e, paket burçak bisküvi kullanacağız yani toplamda 390 400 grama denk gelecek bir paketi 130 gram Çünkü benim kullandığım burçak bisküvilerin bunu rondodan geçiriyorum ve un haline getiriyorum un haline getirdiğim bu e, bisküvi unun bisküvilerin yaklaşık dörtte birini bir kenara alıyorum ve içerisine e, bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum ekliyorum ve karıştırıyorum bu bizim tabanımızı oluşturacak sadece tabanımızda tereyağlı bir e, bisküvi kullanacağız bunu sabitleyeceğiz Çünkü keserken ve dilim alırken daha kolay olması için sadece alt kısmı sabitlemek adına tereyağı koyduk. Ee, ben 24'e 24'lük bir kalıp kullandım ama borcamda da olabilir. Altına yağlı kağıt serdim. Borcam kullanacaksanız hafif yağlamanız kafi. Bir bardağın arkasıyla böyle sabitleyin. Ve kenarlarındaki yükseklikleri de bir kaşık arkasıyla şöyle düzeltin ki şekil olarak düzgün olsun. Şimdi bunu buzdolabına kaldıralım. Bu donsun. Biz de köpük çikolatamızı yapalım. Bunun için çeyrek su bardağı kakaoya yarım su bardağı sıcak suyu bak sıcak su ilave edeceğiz ve erimesi için karıştıracağız. Bunu bir kenarda bekletelim. O güzelce e, erisin. Kakao'lu sıcak sulu karışımımız erirken biz de çikolatalarımızı ve tereyağlarımızı benmari usulü eriteceğiz. Kaynayan bir e, tencerenin içerisindeki suyun üzerine böyle bir kase yerleştirin ama kasenin altı suya değmesin. Yoksa çikolatalar ve tereyağı çabuk yanacaktır. 320 gram çikolata kullanıyorum. Bitler, bitler ve sütlü karışık kullandım ben. Siz arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve 60 gram da tereyağı kullanacağım. Tereyağını böyle küp küp doğradım ki ee, daha çabuk erisin. Şimdi o alttaki sıcağı suyun sıcağıyla bir güzel eriyecek. Sürekli karıştırmanızda fayda var. Böylece bütün çikolatalar eşit miktarda eriyecektir. İçinde hiçbir pürüz pütür kalmayacaktır. Erime sırasında katılaşabilir çikolatanız. Çünkü tereyağı var merak etmeyin. Bu normal bir süreç. Şöyle göstermek istiyorum. E, çikolatalar eriyor. Ve oldukça parlak güzel bir kıvam alıyor. Hepsi tamamen eridikten sonra Şimdi bunu kenara alalım hafif böyle oda sıcaklığına gelsin çok fazla soğumayacak bunun içerisine az evvel hazırladığımız e, kakao su karışımını ilave edeceğiz ve mikserle bir güzel çırpacağız. Mikserin e, alçak devrinde başlayıp sonradan yükseltin. Böylece çok daha e, güzel sonuç alacaksınızdır. Tamamen karışıp homojen hale geldikten sonra içerisine pudra şekeri ve krema ilave edeceğiz. Yine çeyrek su bardağı pudra şekeri kullanacağız ve 2 kutu da krema kullanacağız. Kremaların mutlaka soğuk olması lazım. E, buzdolabında bekletilmiş krema kullanın. Kullanmadan önce çıkartmayın. Soğuk krema daha güzel kıvam alacaktır ve daha güzel kabaracaktır. Böylece köpük kremamız hem daha iyi kabarır hem de e, daha lezzetli köpüksü bir kıvam almış olur. Mikserle çırpmaya devam ediyorum. Önce düşük devirde başlayacağım. Giderek yükselteceğim. Çırpma sırasında e, bu köpük çikolatamızın rengi açılacaktır. Koyu kahverengiden daha böyle sütlü kahverengiye doğru geçecektir. Merak etmeyin olmasını istediğimiz kıvam bu. Bu süreç yaklaşık 6-7 dakika sürebilir. Kremanın markasına göre katılaşma süresi değişiyor. E, bu şekilde gördüğünüz yapıya aldığı zaman hazır demektir. Ama bazı kremalarda daha sıvık olduğu için bu şekilde olmuyor. Daha akışkan oluyor ama merak etmeyin. Buzdolabında o kendini toparlıyor. Hiç sorun değil. Şimdi ben bu hazırladığım e, köpük çikolatayı bir sıkma torbasına koydum. Daha kolay sürebileyim diye. Hazırladığım bisküvi tabanının üzerine yayıyorum ve bir kaşığın arkasıyla düzeltiyorum. Ardından bu çikolatanın üzerine de yine bisküvi unundan döküyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde. Yine temiz bir kaşık arkasıyla da bu bisküvi unlarını sabitliyorum. Bu işlem çok önemli. Mutlaka sabitleyin. Ardından yine çikolatadan sıkacağım, düzelteceğim. Onun üzerine de bisküvi unundan dökeceğim ve düzelteceğim. Yaklaşık 4 kat olana kadar bu işlemi devam ettireceksiniz. Köpük çikolatamız ve bisküvimizi dört parçaya ayırdınız. Düşünün. Hazır. Buzdolabına gönderdim. Bir gece beklettim. Bir gecenin sonunda kalıptan çıkaracağım. Eğer kalıp kullandıysanız böyle ince bir bıçakla etrafını dök çıkarabilirsiniz. Borcamda yaptıysanız da dilimlere ayırın direkt. İlk dilimi alırken belki bir problem yaşarsınız. Ama diğer dilimleri kolaylıkla alabilirsiniz ben dilimledim. Şimdi servis tabağını alacağım. Size servis tabağındaki şeklini, muntazamlığını bir görün istedim. Gördüğünüz gibi kat kat bisküvi ve çikolatadan oluşan bir pastamız oldu. Hem çok lezzetli hem de çok kolay bir tarif. Bunun gibi birkaç tarif daha var sayfamda fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz. Onların da linkini bırakacağım ben sona. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça